Ya hadi be kardeşim kuralım şu şurumu artık ya. Diyeceğim ama Bahadır ne yazık ki 50 yaşında ve hasta. Efendim herkese selamlar. Ben Barzı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Topraksız Oğlu Süleyman serisinin 4. ve belki de son bölümünü çekiyorum. Herhangi bir teknik aksaklık yaşamazsak ve veya yönetimde herhangi bir sorun olmazsa bu seriyi burada noktalamayı düşünüyorum. Ancak buradaki öncelikli hedefimiz mümkünse Burada görmüş olduğunuz gibi Rum Sultanlığı'nı yani Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nı kur kararını almak. Bunun için yapmamız gereken tek şey iki tane kontluğu ele geçirmek. Buradaki prestij ve dindarlık seviyelerine çok dikkat etmesek de olur. Çünkü onlar zaten hali hazırda yükseliyor olacak. Çok iyi bir karakter aslında bu karakterimiz. Önceki oyuncumuz Canan daha topraksızken doğmuştu. En büyük çocuk ve hem kişilik özellikleri hem de mesleki özellikleri açısından şöyle hatta baktığımız zaman gerçekten böyle bir Anadolu Türk'üne yakışır diyeyim. Özelliklere sahip birisi. Fakat hem ileri yaş hem de son zamanlarda hasta olması sebebiyle sanırım aramızda çok olmayabilir. Bir bakalım ama duruma göre. En kötü ihtimalle burada 31 yaşında Danışman isimli bir oğlumuz var. Kendisi öğrenim dalından gitti ve bu özelliğini kullanarak hem mümkünse kendisiyle daha uzun yaşarız hem de Türkmen kültüründeki buluşları biraz daha hızlı açabiliriz. Öyleyse kaldığımız yerden devam edebiliriz. Biraz bir bekleyelim şimdi. Yani şu ilk 5 sene biraz kritik. Mesela ittifaklarımıza şöyle bir bakabiliriz. Emir de kızımızı evlendirdik, bir ittifak yoluna gidiyoruz. Ve benim en sevdiğim pencerelerden bir tanesi. Burada görmüş olduğunuz gibi, aşiret yönetiminde birini oynuyorsanız, burada gözüktüğü gibi, vergi toplayıcısı olarak burada getirdiğiniz kişiler bir noktada işlerini iyi yaparlarsa kendi eğitim seviyelerini arttırabiliyorlar ve bu ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor. Aynı zamanda bunun kararını siz veriyorsunuz. Burada iki seçenek var. Dersiniz ki evet vergiler ikimizin de işine yarar. Bu durumda 3 yıldızdan 4 yıldızlı eğitim özelliğine gelir. Ya da deriz ki ya eminim daha iyisini yapabilirsin. Bu sefer vergi memurumuz ciddi strese girer. Ancak yine özelliğini artırır. Ya birini gereksiz yere strese sokmayalım. Bize karşı da görüş kaybedecek. Bakın burada olduğu gibi. Bu gayet iyi. Şimdi Bizans'a bakıyoruz. Bizans İmparatoru yaşlı. Kendisi Müslüman. 3 savaşta olmasına rağmen. Bütün orduların kaldırmış olmasına rağmen hala Ayda 77 altın kazanıyor. Yani şu noktada böyle güç bir durumda olan bir ülkenin bu kadar para kazanmaması lazım. Ya yani bu kadar para kazanınca bu adam zaten hali hazırda görmüş olduğunuz gibi paralı asker de çeker ve işe aldığı askerler yani Bizans'ın askerleri gerçekten dalga geçilecek gibi değil. Çok ciddi alınması gerekiyor. O yüzden biraz bekleyeceğiz. İyileşmeye çalışacağız mümkünse. Hatta şöyle oğlumuzla yer mi değiştirsek? Hı. Yeğenimizi şöyle getirelim. Hatta şu yeğenimizi de getirelim. Bunlara belki ileride toprak veririz. Hiç fena olmaz. Biraz bekleyelim. Bir bağımsızlık örgütleşmesi varmış. Ah. Atabey Talip. Teşekkürler. Ha, güzel. Elimize para geçti. Olur gel. Vaspuragan'a karşı. Yok. Savaşmasak daha iyi. Yani ben bu arkadaşları kullanırım. Yine Selçuklar birbirlerine karşı mı savaşıyorlar? Yahu yapmayın gözünüzü seveyim ha. Sizler bana lazımsınız arkadaşlar. Orasan öf çok kötü durumda. Çökmüş. Kirman burada. Annaziler, Selçuklar. Yine Annaziler, Revadiler. Yani tek güçlü Oğuz Hanedanı'ndan kişi biziz herhalde. Kardeşimiz çok iyi. Keşke bu kardeşimizle oynayabileydik. Ama ne yazık ki bu imkan elimizde yok. En azından bizden hoşlanıyor. Dolayısıyla ben şu kontrolleri mümkün mertebe arttırıyorum. Ve artık hasta değiliz. Mükemmel. Sağlığımız biraz yerine geldi sayılır. Şimdi mümkünse şu turnuva için talim yapma özelliğini aldım. Eğer yatalak olmazsak ve yakın zamanda turnuva düzenlenirse bunu kullanırız. Şimdi bir cenaze düzenleyeceğim ben. Annemiz adına. Burada yapabiliriz. Hiç fena olmaz. Bu arada elimizdeki bu ona jelleri artık şöyle atıp yerine mangoneller koyabiliriz. Şöyle bir. Mesela diyelim buraları almak istiyoruz değil mi? Kale seviyelerine ne kadar? 5, 5, 4, 3, 4. Aa güzel. Tamam işimize yarar. Gayet iyi. Normalde 1178'de başlarsanız kale seviyeleri geldi 20 ve üzeri oluyordu. Güzel. Meşruiyetimizi arttırıyoruz. Stres azalttık. Yahu. Hak iddiası olduğundan dolayı şu an bize <laughs> dışarı çık dersek bizim rakibimiz olacak. Bu kötü. Ama dersek ki umurumda değil. Hırslı ve inatçı olduğumuzdan dolayı yine stres kazanacağız. Aa. Neyse en azından dindarlığımızı da prestijimizi de arttırıyoruz. İyi güzel baya bir azalttık bunu. Evet. Bizans ne halde? Hala para kazanmaya devam ediyor ve bu adam ölmedi. Bizi de arzuluyor bu arada çünkü biz onun dejur basalıyız. Benim bu kadar az kazanmamam lazım ama. Daha fazla kazanmam lazım. İdare yeteneğim mi düşük? Yo idarem de çok iyi. Allah Allah. İlginç. Mukatadan dolayı mı acaba? Buraları biz tutuyoruz. Ha bak mesela kendisinden alabilirim burayı. Aldım. Kusura bakma. Elimde biraz daha fazla toprak olur. Alırım. Alırım alırım. Bunlar bana para getirir. Burada kale varmış. Hanımefendi kusura bakmayı alıyorum. Aldım. Şimdi Bizans'a mesela ben istesem kutsal savaş açamıyorum çünkü bizim düşmanımız değil. Din düşmanımız değil işte bu kötü. Çok daha fazla kazanmamız lazım ama bilmiyorum ya. Bizans'tan şurayı almaya çalışsak acaba? Ben bir şansımı deneyeceğim. Paralı asker de alıyor kendisi ya. Peki şimdi bir saniye şöyle bir şey yapacağım ben. Diyelim bütün orduları kaldırdım. İyi. Yani az da olsa para kazanıyoruz. Bu güzel bir şey. Ülkeyi borca sokmayız. Bunları şöyle bir yerde konuşlandıracak mıyız? Hadi Adana'da konuşlandırdık. Sonra seni arttırdık. Seni biraz daha şöyle arttırdık. Evet. Vasilevs öldü. Ve şu an... Oo. Bir dakika bu daha iyi oldu sanki. Önceki adam neydi be? Ben sana savaş açarım şimdi. İyi olur. Evet. Baya bir kazanmaya başladı bu sefer. Of. Elimize mükemmel para geçti şu an. Ben dolayısıyla Yapacağım. Yani mümkünse yapacağım. Bakın Gürcistan'ı kurulmuş bu abimiz. Gürcistan Sultanlığı. Harika. Artık hanedanımızdan bir kral daha var ve bu bizim hanedan ihtişamımızı arttırıyor. Asker gücü de düşük. Bu benim bayağı işime gelir artık. Trapezus muydu? Tek kontuk aramak da yani. Ya bir dakika. Dejur diye bakalım. Hı? Böyle. Evet. Çok iyi. Açıyorum o zaman. Açtım. Öncelikle sadece düzenli askerleri kaldırdım. Hatta mümkünse bir dakika bir dakika bir dakika. Şu Yusufileri ben savaşa çağıracağım. Sen de savaşa çağırabilirdim. Aa çağır. Uf güzel. Bizans'ta yakın zamanda bir iç karışıklık çıkacak büyük ihtimalle. Şu abi şuraya getirdik. Kuşatmalarda daha iyi iş yapar belki. Hatta şöyle aynı. Bunları bıraktık. Milisleri de belki kaldırabilirim. Takviye olur. Silifke Türkmen çetesini de aldık. Paralı asker olarak. Hızlı da kuşatıyor ha. Evet. Eşimiz de Abbasilerden ve cüzdan olmuş. Çok güzel. Bir dakika ne yaptık? Ordu yok mu ettik şimdi? Evet. Bizans ordusunu yok ettik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir Bizans ordusu daha geldi. Şöyle Bizans'ın üstüne gideceğim. Burada çünkü hafif süvari ve okçu süvari var. Bizans'ın buradaki ordusunu yok eder diye düşünüyorum artık. Savunma avantajı da bizde. Trabzon'dan sonra şurası hızlıca elimize geçerse mükemmel olur. Evet, gel öyle kaçmak yok. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abbasiler bir yere mi gidiyor şu an? Abbasilerin başka yerde savaşı mı çıktı ha? Evet. Görmüş olduğunuz gibi Bizans'ta başka bir savaş var. Bosna Katolik ayaklanması. <laughs> ee, yakın zamanda Bizans'a acaba Haç seferi düzenlerler mi bilmiyorum. Hadi. Hadi. ha Yaş. Aa şu işe bak. Seni atayalım mı ya mümkünse ha? Atayamıyoruz mu? İyi, hadi hadisene atadık. Hiyenimizi allame yaptık. Bunu yapabiliyormuşuz. Güzel. Hiç fena değil. Ya şimdi bir de tek kontu kalmaya çalışacağız ya. Neyse en azından Bahadır ölene kadar bir şeyler başarmış oluruz bence. Hatta ben bir risk alacağım. Şunları son seviyeye çıkaracağım. 9. seviye yapacağım. Tamam mı? Bizans'ın ne kadar şu an? 10 değil mi? Denk gelirsek belki yap. Oo, çok fazla orduları var. Çekil. Bizans nereden aldı bu kadar orduyu ya? Mezopotamya neresi kaldı bir dakika. Burayı da mı kuşatacağız? Bir dakika şehirleri de mi kuşatmamız gerekiyor? Ha ilginç. Evet, şehirleri çok hızlı kuşatıyoruz. Savunması yok çünkü. Aa, bu hiç hoş olmadı işte. Evet. Bizden nefret ediyor. Para da kazanmaya devam ediyor. Bu vasalımıza karşı ama yani en azından bize karşı görüşü tam sayılır. Şuradaki düklüğü oluşturacağım. Şöyle bir biradere verdik işimizi görür. Oo güçlü vasal ölmüş ha. Sen niye bizden bu kadar nefret ediyorsun be? He, çünkü dindar evet. Bağımsızlık örgütleşmesi durdur. Dur. Ben ben sana bir ayar çekeceğim. Bak sen de böyle arkadaşlık ilişkilerimizi pekiştireceğiz. Tamam mı? Bu kadar. Savaşına katkıda bulunuyoruz aynı zamanda böyle. Bu kadar. Güzel. Şimdi güçlü vasal olduğu için hay anasını satayım. Ne güçlü vasalsın da he, iyi tamam bir dakika dur. Şuna şöyle getirdik. Size i̇şte hala eksi görüşle bakıyor. Dışarıya karşı ilişkileri biraz güçlendirelim. Kardeşimizin eğer çocuğu olmazsa ileride yani erkek çocuğu olmazsa bütün bu topraklar bize geçiyor. Bizans para mı kaybediyor şu an? Ha iyi güzel. Oo para verdi harika. Şimdi şöyle bir vergi turuna çıkalım. Biraz önceden para toplayalım ki bu topladığımız paralarla da topraklarımıza şuralara özellikle yatırımlar yaparız. Sen kültür değiştirmiyorsun ya. Ha? Akşehir'de falan. Bir kültür değiştirsen şurada. Sen bir talimat versem. Kültürü şöyle. Sizin çocuklarınızın alayı büyümüş. O zaman ben buradaki kültürü ben bir değiştireyim. Aynen öyle. Bizans'la ateşkesimiz var değil mi? 3 sene. 3 sene bekleriz. Heh, şuna bak. İç savaş çıktı. Güzel güzel. Böyle böyle vasalları da meşgul ediyoruz artık. Ekonomiyi güçlendirme kararı al. Gayet iyi olur. Hoppa. Vekilerç gitti ama yerine daha iyi bir vekilerç mi var? Güzel. Severiz. İşimizi gör. Sen şurada Trabzon'u... Hatta bir dakika. Sen askeri yeteneği neydi ya? Sen şu komutanları geliştir. Ya da bir dakika. Kraliyet muhafızlarını yönettiriz Hem şövalyeleri geliştirir hem de Kötücül plan varsa onların önüne geçer. İyi olur iyi olur. Ney? Nasıl lan? Bize eflak mı demişler? Babamız eflaklı diye bize eflak... Lan biz Türkmeniz... Aa. Ne yazıyor burada? Babanızın yabancı soyundan dolayı duyduğunuz utancı bir türlü sırtınızdan atamadınız ve birkaç ucuz etnik hakarete katlanmak zorundasınız. Ya bırak Allah aşkına oyun ya. Yani biz ana evi biz anamızın soyundan geliyoruz abi. Onun anasının. Bak kutalmış oğlu. Türkmen. Bu kadar bitti. Türk oldu Türk'üm ben. Yani ne diyeyim ki? Eflak diyorlar bize. Bu an tarihe geçsin arkadaşlar. Bu anı iyi hatırlayın. Bize eflak dediler. Bize ulah dediler. Aa bir torunum olmuş. Erkek torun. Ben bunu eğitirim. Aydoğan. Güzel. Şuna bak Yusufiler. <laughs> Oo, Horasan biraz güçlenmiş sanki. Fena değil. Hiç fena değil. Şu Bizans olan ateşkese baktığımızda 2 sene var diyor. Tamam ben o esnada şuradaki vasallarıma uğrayamam. Çünkü bunlar savaştalar. Anasını satayım Biz Ne abi savaşı kayıp mı ediyorsunuz? He? Vallahi kaybediyorlar sanırım. Evet. Tura mura gitmeyelim. Biz mümkünse buraları şöyle bir geliştirelim. Hatta ne bileyim şehir falan basabiliriz belki buraya. Önce ana kalelerdeki binaları yükseltelim. Bunları yükseltelim. Biraz da birazcık değil bayağı bir para gidiyor ama Yapacak bir şey yok. Böyle böyle ülkenin ekonomisini iyileştireceğiz. Biri benim oğlumu niye öldürmek istiyor ya? İnanmıyorum. Şöyle bir bodyguard koyacağım. Hatta mümkünse iki. Hatta bir dakika benim... Aa bir dakika doğru. <laughs> Saray bahçıvanı. Bunu koyalım. Güzel. Güçlü olduk mu? Güçlü olduk. Sağlığımız arttı. Fena değil. Bahçıvan arayamıyor muyuz? Bahçıvan ara. Geldi mi birisi? Sen mi geldin? Benim yeğenim. Neyse boşandınız mı? Anlamadım. Güzel, sarayımızda olması güzel. Olur. E, neden koyamıyoruz ki? Türkmen kültürüne getirdik bahçe mimarlarını. Özlem neredesin sen? Buradasın. Tamam. Kardeşimizi getirdik. Seni getirdik. Anlamadım. Neyse, demek ki başka birini bulmak gerekecek belki de. Sana buradan bir koyarım var, yeme dilencisi olursun Aa, şu işe bak. Bizans bana savaş açtı ya. Bahreyn ile ittifak kurduk. Mükemmel. Ee, Yusuf Yusufiler. <laughs> ee, Savunma savaşı. Tabii ki gelecekler. Yapacakları bir şey yok. Bizans neyine güvenip açtı bu savaşı ben anlamadım ya. Yani vasalların ittifakına mı güvendi gerçekten? Bu mu yani? Ben şimdi Bizans'ı tokatlayacağım. Ne olacak? Bana 1813 altın verecek. Sağlığım iyi. E ben harika bir komutanım. Nasıl olacak Bizans? atlı okçularım var. Tokatlayacağım abi seni yani. Bunu mu istiyorsun? Ya ordu kalitesi evet. Şu an gidiyor bir yerlere. Şu an başka bir yere savaş açıldı. Kendisine karşı savaş açıldı şu an. Slavonya düklü için. Kutsal savaş. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun vasalı. E bu benim için bir şans. Böyle böyle kuşata kuşata gideceğiz. Mükemmel ya. Ben bayıldım bu işe. Şu an başladık kuşatmaya. Herakliye taraflarındayız. Yakında Sakarya, Kocaeli taraflarına en sonunda İstanbul'a geliriz. İstanbul biraz kuşatmada zorlar gibi. Bakalım. Tamam Hafız seni yeterince etkiledik Hafız tamam. Arkamızda da çok güçlü iki tane müttefik var. Bize kimse salça olamaz diye düşünüyorum. Şu an 9 ay geçti savaş ilan edildikten sonra. 12 aydan sonra burada istenilen yere kuşatmadığı her ay boyunca bize %1 %1 savaş skoru eklenmeye başlayacak. Ki bakın Bizans yani şu an Batı cephesinde kendisinden daha güçlü adamlarla çarpışıyor. Yani iki kişiye karşı çarpışıyor ama az değiller. Evet şu an bir paralı asker ordusu kendisini yok etti. Müttefiklerimize kafa attı ya. Aa, şimdi bir dakika sen de uh, senin de bu savaşın var değil mi? Ee, savaşına katıldık. Ve şimdi ne alt edeceğiz? Tamam bizim müttefiklerimiz bundan sonra halleder. Ben biraz şu Gürcistan'a yardımcı olayım. Abbasi ne yapıyorsun Abbasi? Başka savaşı mı var? Eyvah. Evet. Oğlum kendi aranızda savaşmayın bakın yeter. Hah güzel. Abbasi artık tekrar bizim tarafımıza dönecek. Şirvan'ın başkentini kuşatırsak bu savaşı hallederiz. Bir de borca giriyoruz ha. Ama ben şu Bizans'tan parayı öyle bir koparacağım ki. Of. Köşeyi döneceğiz. Güzel. Lağımcıları açtık. Hadi. Evet. Ne oldu? Bir dakika ne oldu? Ha, Tarsos onu Bir de burayı iş. Tamam. Bakın arkadaşlar. Borçtayız şu an. Biz aynı zamanda prestij ve meşruiyet de kazanacağız. Mükemmel. Müttefikimizi de yardımcı olduk. Kendisi aynı zamanda para da kazandı. Çok güzel. Benim Bizanslı olan ateş kesim bitti mi? Bitmiş. Harika. Şu ordularının toparlanmasını ben belki biraz bekleyebilirim. Şöyle kuşatma silahlarını bir arttıralım. E Bu sefer sıra bende mi o zaman? <laughs> eee, yapayım bir şeyler. Sağlığım da hazır, iyi. Ben bunu yaparım ya. Ne dersiz arkadaşlar? Bence bunu hallederiz. Hazır ateş kesimiz de bitti. Ne oldu? Kayıp mı etti? Geçmiş olsun. Kusura bakma Bizanslı, ben savaş açacağım. Bey Akın. Kim bu? E -e. Buraya alacağız. Oo oh, bir dakika. Bir ismin gücü. Oo. Oh. Halifeden bize mektup gelmiş bu arada. Tutalmışoğlu Sultanı Bahadır. İnsanlar arasında çok büyüksünüz ve sizin yaptığınız işler, sizin hanenizin ihtişamı birçok kişi tarafından saygıyla anılıyor. Bunlar halifenin sözleri. Ve aynı zamanda size çok büyük bir onur bahşediyor. Sizin adınız Cuma namazında okunacak Bağdat'ta. Halifenin sizden tek istediği ise size karşı bu yaptığı iyiliğe karşılık kayıtsız kalmamanız. Tabi burada bir ima var diyor ama. iki seçenek var deriz ki bu bir onurdur. Halife bize karşı bir koz elde eder de bu kozda ne yapacak bilmiyorum. Bir şey yapamaz bence. Ya bunu hak etmiyoruz dersek de bayağı bir stres kazanırız. Diplomasimiz de artıyor bu arada. Oo. Can teşekkürler yani Bizans'a karşı savunduğum için herhalde kendimi. O yüzden böyle dedi. Yani gazi olduk arkadaşlar. Oğlum Gürcistan düklüğü. Nerede bu Gürcistan düklüğü? Peki lan. Geliriz lan. Tamam lan. Seni mi kıracağım? Tamam. Geri kalan milisleri kaldıracağız o zaman. Da oğlum burada hastalık var. Geri zekalı herif. Lan, hastalıklı yeri mi kuşatıyorsun ya? Ö ya umarım hastalığa yakalanmazsın. Senden sonra kim geçecek? Senin kardeşin mi? Peki. Geçti mi hastalık? İyi güzel geçmiş. Milisleri şöyle bağlayalım en azından şuraya. Şu orduya milisleri bağladım. Bu savaşta biraz da olsa katkımız olur. Kültür yayıyor muyuz? Güzel. Güzel güzel güzel. Tam bu topraklar da bize geçiyor. Ay yavrum benim. Burası kuşatıldı mı? Bir deneyim mi şansı mı? Ama yapamam çünkü garnizondan uf. O zaman böyle buraları kuşatmaya çalışacağız. Ufak ufak. Bence bir sıkıntı olmaz bu hastalıklarda. Diye düşünüyorum. Umarım olmaz. Ya şu bizim şey ne oldu? Bahçe. Saray bahçıvanı ne oldu? Geldin mi? Güzel. Tamam ekliyorum seni. Umarım ekleyebilirim. Umarım oyun bir hata vermez. Ya çıldıracağım. Aa Bizans güzel. Bizans'ın ordusunu gördüm. Milisleri şöyle getirsek ya burayı mı alacağız? Hadi. Lan oğlum hastalıklı yerden gitme dur, dur. denizden git denizden ha. Denize çıkıyor mu? Güzel. İstanbul'a iniş yapacağız. 9 ay diyor. Oy. Oy oy oy. Ama iyi hızlı kuşatıyoruz şu an. İstanbul'u kuşatırsak baya iyi olur. Ama imparator da ordusuyla beraber. Stratejist özelliğini açtık. Sağlığımız nasıl? Gayet güzel. Torunumuzu yetiştiriyoruz. Torunumuz savaşçı olsun. Hiç fena değil. İstanbul'u bu kadar mı? Hadi bakalım. Güzel. %90'la bitirebiliyoruz ama. Yürekli özelliğine sahip olduğumuz için. Çok hızlı kuşatıyoruz. Hadi. Azıcık daha. Sakın. Sakın buraya gelme. Gelemeyecek. Ha. Benim üstüme gelecek sanırım. Ne istiyorsun? Revadi Revadi bilmem. Güzel. Oh. Lan bu ne? İdrisi ne alaka bu İdrisi ya? Neyse ben biraz dinleneyim. Şu olay bir geçsin. Sen ne istiyorsun Konseyde yer mi istiyorsun Oğlum niye? Ben şöyle etkilesek biraz ha? Şu alacaktık bu kararı. Rum Sultanlığını kur kararı. Kapadokya gitti. İdris'i nerede bu İdris'i? Hı? Bu nerede abi bu? Ya inanmıyorum. Orta Asya'nın dibinde. Bekleyeceğiz o zaman. Yani ben biraz bekleyeceğim. Ben para kasayım o esnada. Değil mi? Şöyle bir geziye çıkalım. Bir vergi gezisi iyi olur. Ve vasallara bir uğrayalım. Şöyle paralı asker. Alalım şunları. Güzel. Güzel. Otoriteyi şöyle bir pekiştirelim. Olur öyle şeyler. Acaba bunu mu alsak? %90 ihtimalle başarırız diyor. Evet, işe yaradı. Bizden hoşlanıyor. Hatta şunu şöyle arttıralım, değil mi? Sen neredesin? He. Bunu önce arttıraydık buradaki otoriteyi, iyi olurdu. Buradaki Türkmen kültürünü ben elimden gelince yaymaya çalışacağım. Gelişmiş yerlere yayılırsa iyi olur. Ben halen daha mesela bakın, Ben Gücek geldi. Kendisi bahçıvan. Değil mi? Ben neden kendisini buraya getiremiyorum? Burada sanırım bir teknik sıkıntı var. Kendisi şu an benim sarayımda. Yani Muhtemelen bir önceki save'den aldığım için bir sıkıntı var. Bir önceki versiyondan tekrar kaydederek açtım oyunu ve Karpatya kurulmuş. Arkadaşlar yapay zeka Karpatya'yı kurmuş. Helal olsun. Yani bu Avrupalı feodallerden korkuyorum. Benden kat kat güçlüler. Bir, bir haçlı seferi yersek sonumuz hayırlı olmaz. Size öyle söyleyeyim yani. Hastalık. Bir yerlerde hastalık çıktı. Nerede hastalık? Elmansur'un çiçeği. Ha. Ha yani şunları salabiliriz. O iyi para gelir. Olur olur. Lan siz yine kendi aranızda mı savaşıyorsunuz ya? Aynen öyle. Al işte. İyi de para kazanıyoruz ya. Ben bunları hemen yatırıyorum. Şöyle arttıralım. Şunu şöyle arttıralım. Getirelim şuraya şöyle bir şeyler. Koyalım yani. Kardeşimizin de sağlığı kötü. Kültürü yaydık mı? 15 ay sonra yayıyoruz. Sonra şuradaki... Aa bir dakika burası için savaş var mı zaten? Ya da yanlış gördüm bilmiyorum. Bizans'ın durumu hiç iyi değil. Her yerden savaşıyor. Bir Türkmen olarak bedevi vasallarımız var. O da çok güzel. İstesek şimdi Rum'u kurabiliyorduk ama hasta mı olduk? Allah kahretmesin. Bakın o kadar o kadar olumlu etki var. Bir hasta olduk diye sağlığımız şu an kötü gösteriyor. Güzel. Sağlığımız artıyor ona rağmen. Hadi para göndereyim. Benden hoşlan. Olur lan ah Al ah, şantaj yapıyor bize. Bedeviler iyi insanlardır. Aynen biraz hoşlansın bizden ya. Güzel. Bizden hoşlanıyor. Bakalım kültürümüz ne durumda. Ha burfları keşfetmemiş miyiz? 19 sene. Yani, uf. Bence şu yel değirmenlerini yapmaya çalışalım. Ufak ufak. Güzel. Arkadaşımız oldu. Mükemmel. Olur geliriz bitirdik mi turu şimdi Hı? Turu bitirdik o zaman Güzel ben şurada askerleri Kaldırıyorum Ne istiyorsun ya Rakip olmuşuz Evet geçmiş olsun Bir dakika biz kime karşı savaşıyorduk Sana karşı mı Güzel iyileştik Ordumuz çok iyi Parçaladık orduyu Başkentine gitsek Hı. Peki şuraya almaya çalışsak yok Buradaki kale seviyesi iyi. Çok yüksek değil. Sizleri saldım. Sizden iyi para gelir. Evet. Yatalak olduk. Eşimiz bize mülkte yardımcı olsun. Yatalak olduk diye evet, sağlığımız kötü gösteriyor. Şu kişileri tekrardan salabilirim. İnsanları yakalıyorum. Yine hapis düşüyorlar. Çok güzel bir şey. Düşman ordusu bizim müttefikin başkentini kuşatıyor. Bu kadar. Tamam bu savaş bizim olsun hadi. Güzel. Tamam. Oh ne güzel seni getirdim. Şimdi buraya almaya çalışacağız. Aa yeğenim. Güzel güzel bak bak sana para vereceğim. Al oraya al al al. İyi olur al. Oğlumuz da yaşlandı. Görmüş olduğunuz gibi. Olur. Bunları salalım. İyi para gelir diye düşünüyorum. Geldi gibi. Pontus krallığını kurmayacağım. Geç kurabilirim de bilmiyorum. Hatta kurayım. Kurdum. Zaten tek oğlum var değil mi? Hepsi ona gidecek. Aa kim bu? Bahreyn Emir. Heh. Tamam sen yeterince etkiledik ya. Kim etkilenmedi şimdi? Sen sen sen. Peki o. Tamam. Hatta yeğenimle ittifak kuracağım. Tamam mı? Güzel. Acaba böyle savaşına katılamıyorum. Kötü. Bizans'a tekrar savaş açamıyorum değil mi? Evet. Bekleyeceğiz arkadaşlar. O esnada biraz para kazanacağız falan. Ve belki şuradaki kaleyi geliştirebiliriz. İyi olur. İSOS. Eyvah. Hemen kapıları kapadık. Şehri izole ettik. Burada geliyor sanırım. Evet topraklarımıza giriyor. Güzel. Ekim. Aynen. Direnci arttır. Halen daha bekliyoruz. Ben o esnada hem burada dejur bölgeyi ikna etmeye çalışıyorum. Hem de benim yeğenim buraya savaş açıyor. Atabey Fadıl çok teşekkürler. Bizans'ın artık iyice güçsüz düşmesi benim bayağı işime geldi. Of yani bu 8. Michael yani harbiden başa belaydı. Yani sırf şu İdrisiler yüzünden şu kararı alamıyoruz ha. Ha gerçi bir de dindarlık seviyesi varmış. Neyse hallederiz artık. Şöyle belki bir tane şehir kurabiliriz buraya. He. Eh, adil ol ya. Yok pardon. Ama olsun. İhtiyatlı olması iyi. Evet ölüyor sanırım. Bence ölebiliriz. Çıkalım buradan. Çok güzel. Bu savaşta teslimiyetini isteyeceğim. Yani beyaz barış yapacaksın. İstediğimi yapacaksın. Sen asıl hedefe odaklanacaksın İdrisilere. Tamam. Yapacaksın bu savaş. Sultan Bahadır çok yakında ölecek. Yani öyle umut ediyorum. Hane birliği fena değil. Gayet iyi. Buradan salacağımız kişiler yok mu? Ha iyi gazi fena değil. Gel gel. Tutuş gel. Kara sen de gel. işime yararsınız. Godars. Olabilir. Ha, seni direkt saldık mı böyle? Öyle mi oluyor yani? Bunu yok ediyorum. Tamir edemiyoruz nedense. Bedevi'den Yunan'a geçti. Aa, bu güzel. Sonra buraları Türkmen kültürüne çeviririz. Çok iyi olur. Peki sana şimdi bir talimat verebiliyor muyuz? Ha yok kendi kültürünü mü yayacak? Hmm. Ve Sultan Danişment geldi. Maceramıza devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Hoppa amca niye böyle yapıyor ya? Tamam ittifak kurduk. Şimdi sen ne istiyorsun? Hadi bak seni getirdik. Güzel. Seni mi getirelim seni mi getirelim? Bence dur. Bak seni getirelim şöyle. Sonra seni getirdik. Sonra seni. En sonunda da amcamız. Ulan. Dur şöyle yapacağız. Amcamız yakında ölecek zaten. Ama kendisini şöyle swapladık. Çok güzel oldu. Sana biraz para vereceğim. Tamam mı canım? Çok güzel. Öğrenimden gidiyoruz. Şöyle teoloji odandan gideriz. Sonra bu sağlam vücudu biraz doldururuz. İyi olur. Eşyaları amir etmek için aynı zamanda antikacı mı eklememiz gerekiyor? Hadi ekleyelim. Peki. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Eşimiz bize mesela mülk konusunda yardımcı olabilir. Harika. Gürcistan'la şöyle bir ittifakımızı yapamıyoruz mu? Niye? Kuzenimizle. Neyi İsmail'i? Biz ne zaman İsmail'i olduk ya? Aa. Mesela ben böyle şimdi kutsal savaş açabiliyor muyum? Mükemmel. Bunlar benden hoşlanmıyor. Benden hoşlanmayacak. Ben ne zaman İsmail'i oldum anlamıyorum ki. Çok ilginç ya. Maturidi olacağım yine. Aynı. İnsanlar benden daha çok hoşlanır diye düşünüyorum artık. İttifak yapacağım seninle. Gürcistan mükemmel. Abbasilerle ikinci bir ittifak olmuyor. Sen de şöyle bir ittifakı yenileyelim. Sen niye böyle güçsüz düştün? Sen çok güçlüydün az önce. Allah Allah. Ne oldu ki? Kontrollerin azalmış. Ya. Borca girmişsin inanmıyorum. Al sana para. Evet Allah'a de getirdik böyle. Şöyle burayı Konya'yı belki bizim dinimize çekebiliriz. Bakalım. Şu İdris'i de alsak. Kapadokya. Bir de kontrol etmiş oluyoruz. Şunları da tamamladık mı? Çok zor olması gerek. Böyle koyabileceğimiz bir kitap mı varmış? Oo, Güzel. Koyduk. İstanbul'dan çaldık herhalde bunu bilmiyorum. Biraz dindarlık ve meşruiyet kazanmak için ben hemen babamın cenazesini gerçekleştireceğim. Anavarza'ya gidebiliriz. Babamız için. Neden çok para gidiyor? Bayağı para gidiyor ya. Prens Başbuğa çok teşekkürler. Arkadaş edinebileceğimiz biri var mı şöyle güçlü bir vasal? Hı? Şöyle genç güçlü bir vasal. Gel seninle arkadaş olma hadi. Nubia yok. Hı, kanziler aa yok. Gayet güzel. Oğlumuzu eğitmeyi unutmayalım. Güzel. Gayet iyi. Mükemmel. Dindarlık da kazandık. Oğlum hemen eğitelim seni. Tamam mı? Bu önemli. Sen nasıl serbest kaldın ya? Heh, eyvallah. Bu kadar. Serbest kaldı. Çok ilginç. Savaş kazanıyor musun? Sen neredesin bu arada? Burayı mı kuşatıyorsun? Güzel. Hadi biraz daha. Sanırım hallediyor savaşı ya. Başkenti kuşatarak alacak. Helal olsun. <gülüyor> Anadolu'dan <gülüyor> Orta Asya'ya gitti ya. Cömert ol. Gayet güzel. Biz bence hallederiz burayı. Öyle geliyor. Şöyle mukata statüsü yapsak vergimiz biraz azalır ama vasallar bizden baya hoşlanır. Turnuva için talim yapsak olur. Hiç fena değil. Sağlığımızı biraz arttırabilirsek aslında da fena olmaz. Zaten güçlüymüşüz. Olur. Aynı zamanda şu mümkünse danışmanlıkla belki yapabiliyorsak bilmiyorum. Bir kral olarak da admin yapısını benimsemeye çalışacağız ama bunun için benim bir planım var. İstanbul ve Trakya'yı almaya çalışacağım. Olur olur. Rakip olmayı bırakalım hadi. Hadi bitsin. Şöyle bir ziyafet mi yapsak? Hı? Bence güzel olur. Kuzenimizi çağıralım. Gayet güzel. Biraz prestij kasacağım bu noktada. Hı, Sultan Dukak Hacca gitmiş gitmişe. Oo, bu da Artarya İmparatorluğunu kurmuş. Umarım bize salça olmaz. Çok güzel. Harika. Mesela şu an istersek 1500 altınımız olması durumunda idari yapıya geçebiliyoruz. Acaba diyorum şöyle Trakya'yı fethedeyim mi? Hı? Ne dersiniz? Trakya'yı fethedersek İstanbul'dan bayağı iyi para gelir bize bence. Sen ne olan ittifakımız ne oldu? Bozuldu mu ya? Aa inanmıyorum. Mervaniler. İttifak ittifak bulabilir miyiz bir bakalım. Kızımızı evlendirebiliriz. Hil Sen kimsin? Hilali. Aa yok burası çok belalı ya. Senin sağlığın nasıl? İyi diyor. Sen savaştaymışsın. Hmm. Güzel. Ben bu işi yapacağım ya. Ben Bizans'ı şöyle topluca çökertmeye kararlıyım. Bunun için de Bizans'ı kalbinden vuracağız. Trakya'yı alacağız arkadaşlar. Trakya. Ben deneyeceğim şansımı. Dolayısıyla Gürsen umarım başka savaşta değildir. Hacdan dönsün. Hatta şimdi de çağırayım kendisini. Aa Bizans'ın ordusu buradaymış. İnanmıyorum. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bakın önce hedeflediğimiz yeri kuşatacağız. Atabey Fadul. Bunları alabiliyor muyuz? Aa bir dakika Bizans doğru. Bizans Müslüman da değil mi? Ooo. burada bir ordu var bakalım. Ey parçaladık. Güzel. Savaş konusunda gidelim. Hanedanın üyelerimizin yaralanması daha zor olur. Abbasi ordusuyla mı çarpışacak acaba? Yok. Şu an çarpışarak evet. Çarpışmalardan skor geldi. Gayet güzel. Aydoğan iyi bir çocuk olacak gibi bakalım. Öğretmenimiz var mı? Şöyle koyalım kendisini. Çok güzel. Demir gibi yaştık. Sağlığımız artsın. Çünkü uzun planlarım var. Bizans'ı ne yaptık? Aldık mı? Aa mükemmel. Hadi burayı alalım şimdi. Bize iyi demişler. Çok iyi. Şimdi Bizans'la alakalı şöyle bir durum var. Bu arada ben Bizans tahtını mı ele geçirdim? İnanmıyorum. Aa Süleyman'ın Bizans tahtı. Hıh, aldım. Hele şükür almışız ya. Harika. O zaman burada kültürleri ufaktan bir ne yapalım? Trabzon'da mesela başkentte. Hı? Yapılır değil mi? Yapılır. Canımın içi ben sana şöyle talimat versem mümkünse. Kültürü yayar mısın? Teşekkür ediyorum. Sen zaten Türkmensin. Halledersin. Sen yayıyor mu kültürü? Sana peki şöyle talimat versek yapar mısın? Çok teşekkürler. Harika. Dejur yerleri alsak böyle. Zaten kuşata kuşata. Buralar önceden kuşatıldığı için çok daha hızlı biz geri kuşatabiliyoruz. Ya burada kontroller sıfıra indi. Arkadaşlar tarih yazdık. 29 Ocak 1177'de. <laughs> Aa, çok iyi ya. Bu kadar yani daha uzamasını istemezdim ama. Daha erken tarihte yapmayı düşünürdüm bunu. Fakat Bizans'ı şu an kalbinden vurduk. Elimize çok sayıda toprak geçti. Ben buraları o yüzden Türkmenlere veriyorum. Hatta ben diyorum acaba burayı bizzat tutsam. Kilikeyi yeğenime falan mı versem? Hı? Nasıl olur? Başkenti taşıyayım mı buraya? Aa bakın geldi. Selçuklu'yu kuruyorum arkadaşlar. Trakya'yı şöyle gasp edebilirsek var ya. Güzel olacak ama. Seni getirdik şöyle. Buralar zaten aa, ortodoks kalmış inanmıyorum. Nasıl ya buralar değişmedi mi? Şimdi biz Rum'u kurduğumuz zaman muhtemelen burada Selanik'teki yani Selanik Krallığı içerisindeki Trakya Düklüğü de kaynayacak. Biz burayı tamamen tuttuğumuzdan dolayı. Dolayısıyla bence önce şurayı bir gasp edeceğim. Gasp ettim. Bizans ne durumda? Para mı kaybediyor? Hala para kazanıyor ya. Çok ilginç. Burada kontrolleri arttırıyoruz. İki düklük tutuyorum. Buraya Türkmen birini getirdik. Ve arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Rum Sultanlığı'nı kuruyoruz. Yeni bir Roma. Anadolu'daki zengin toprakların fethiyle beraber yeni bir sultanlık kurmak için yeterince güce eriştim. Roma'nın gücüne bile rakip olacak bir güç bu. Daha yapılacak çok iş var. Ancak eminim ki tarihçiler bu anı Avrupa'nın fethi yolunda Allah'ın müritleri huzurunda atılmış en büyük adımlardan bir tanesi olarak tanımlayacak. Batı korkudan titresin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, Marmara kıyısı hariç Böyle Marmara bölgesi hariç böyle. Burası da artık dejur sayılıyor. Ben başkenti istesem buraya da taşıyabilirim. Hatta ben bir kahya alayım. Değil mi? Bir kahya alayım ben. Bu kahyayı koyduk. Sonraki arkadaşlar yapacağımız adımlardan bir tanesi de bunu oluşturmak. Sadece 1100 altın gerekecek. Bunun için az önce 1500'dü neden şimdi 1100 onu anlamadım. Kanuni lakabını alacağız. Çok güzel. Bizans başkenti buraya taşımış. Elimizde aynı zamanda Pontus ve Rum'u da tutuyoruz değil mi? Bizden nefret ediyor o yüzden. Elimizde 3 tane krallık ünvanı var. İkisi dejur olmayan. Aa, çok iyi ya. Burayı da alsak kendimize geçirebiliriz. Yani burayı tamamen alabilmeyi istiyordum aslında ama. Böyle krallık bazında bir kutsal savaş açarak. Fakat gelin görün ki Bizans buna izin vermiyor. Ah amcam ölmüş. Aa, amcam tabutta. Buradaki kontrolleri arttırmak evet biraz sorun olabilir. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şu an burada Hilaliler isimli birisi var. Umarım kimse bize fetih savaşı açmaz ya. İstemiyorum onu. Ee, aşağı lotering'e. Sen hala para kazanmaya devam ediyorsun. Ben bunu anlamadım ya. Bizans halen daha para kazanmaya devam ediyor. Çok teşekkürler. İstanbul'daki kontrolleri arttırırsak burada baya bir gelir elde ediyoruz. Hatta şurayı ben şöyle düzelteyim. Bakın istesem elime yeterince para geçerse Ayasofya camini bile yapabilirim. Hatta önceki seride yapmıştım. Bizans'ta yine bir patlamalar var. İnanmıyorum ya. Ve bu adam hala para kazanmaya devam ediyor. Ne istiyorsun? Hmm. Olur. Ah. Sen askeriyeden gitmişsin ama senin idari iki kat daha fazla. O da o da ilginç. Aneviyelerine söyleyelim. Ekonomiyi biraz canlandırsınlar. Bakın. Kontrol 21'e çıkardık şu an. Buradan 6.64 kazanıyoruz. Kim bu? Biri evlenmek istiyor. Oğlumla. Bunlar kesin sevgili olurlar. Olur evlendirdik. Şimdi büyük düğün mü yapacağız? Aa bayılırım. Hadi büyük düğün yapalım. Kilik ya da. Çok para diyor. Sorun değil hallederiz. Vergi toplayıcım. Aa buraya bir tane daha mı lazım? Mukata mukata. Hadi seni de getirdik. Tamam. Şu büyük düğünde yaparız. İyi olur. Para gelir hatta elimize belki biraz. Çok iyi ya. <laughs> Vallahi yani. İstanbul'u ele geçirdik. Çok güzel. Olur öyle şeyler. Gelirimiz bayağı artıyor buradaki kontrolü arttırdığımız için. Dukak arkadaşımız mı oluyormuş? <laughs> Hadi arkadaşımız olsun. Şimdi bol bol çocuk yapacaklar. Aa inanmıyorum. Kuzenim öldü. Azade ölmüş he. Emir Abdülkadir sen kimsin? Lübnan emiri. He olabilir. Buradaki kontrolleri arttırmaya devam ediyoruz. Bizans'ta hastalık mı? Aa inanmıyorum. Bizans'a bir hastalık geldi. Evet. Oo bu. Evet. Majör bir hastalık. Başkentimiz değil ama. O iyi oldu. Başkenti buraya almadığımız iyi oldu diyeceğim de. Burada kontroller. Oo, kötü. Neyse biraz yayıldı. Burada Tartarya'da bir savaş var şu an. Oo. Ee, tabii kardeşi. <laughs> Aa, kardeşi ülkenin neredeyse yarısını kontrol ediyor. Bayağı güçsüz düştüler. Hakan Saru. Bayağı büyük bir adamdı. 30 bin 40 binlik bir ordusu vardı. Geçmiş olsun artık tehdit olmayacaklar. Gürcistan daha güçlü şu an onlarla. Ben de daha güçlüyüm. Ulan buradaki hastalık var ya çok kötü vurdu be. Oğlumuzu getirdik şöyle. Belki özelliğini arttır. Şu an istesem Bizans'ı gasp edemiyorum değil mi? Yok. Mesela kendim için oy verebiliyor muyum? Ben var mıyım burada? Sanırım yokum. Olsaydım çok güzel olurdu ya. <laughs> Kendimi geçiriyordum başa. İyi e, buradaki hastalık bitti. Kontrolleri arttırmaya devam. Trabzon'daki kültürü değiştirince belki İstanbul'daki kültürü değiştirmeye çalışabilirim. Bayağı uzun sürer gelişmişlik yüksek ama bu bizim kültürümüzü bayağı bir arttır. Bizim kültürümüz şu an evet hiç fena değil. 9-10 sene sonra belki şunu açarız. Bakın İstanbul'u aldık. Paramız şu an bayağı iyi yani. Of. Mükemmel. Elimize bayağı para geçti. İdari yapıyı benimseyemiyor muyuz? Önemli vasalların bana karşı görüşü az mı? Ayda. Şu an yapabiliyoruz sanırım. Vay be. İyi Sultan Danişment. Ve arkadaşlar merkezi yönetimi benimsiyoruz. Burada yazdığı gibi. Karar alınabilir. Merkezi yönetimi benimse. Rum Sultanlığı kanunlarla, enstitülerle ve liyakatla yönetilmeli. Aileyle, mirasla ve kişisel bağlılıklarla değil. Güzel başkentimizin etrafında toplanmış kabiliyetli bürokratların yönetimi olmadan bunun gibi büyük bir ülke asla verimli bir şekilde yönetilemez. Bu kararı alırsak ne olur? İdari yönetime geçeriz. Yeni bir soylu ailenin başı oluruz. Kanuni özelliğini elde ederiz. Bu da aylık nüfuzumuzun %15 daha fazla olması, genel görüşün artı 10 ve kendi kişisel konağımızda inşa süresinin %15 daha az olması anlamına gelir. Meşruiyet kazanırız, nüfus kazanırız. Bizim dejur topraklarımız içindeki ve bizim mezhebimize bağlı olan feodal ya da aşiret vasalları kendi yönetimlerini admine çekebilirler eğer aşağıdaki gereklilikleri karşılıyorlarsa. Önemli vasal olmaları, bize karşı en az 25 veya daha fazla görüşe sahip olmaları, aynı zamanda önemli vasalların dışındaki diğer vasalların da bize karşı olumlu bir görüşü olursa onlar da bir ihtimal idari yapıya geçebilir. Aşağıdaki gereklilikleri görüyoruz. Şu ikisinden en az bir tanesine ihtiyacımız var. Bizim yönetimimizde vergi mükellefleri var ya da bizim yönetimimizde vasal kontratları var. Yani ya feodal olacağız ya da aşiret olacağız gibi. Biz bir kralız. Peki bir kral olarak nasıl admine geçebiliyoruz? Çok basit. Kültürümüze geliyoruz. Kültürümüz etosu bürokratik. Bürokratik olunca krallar da imparator olmadan diğer gereklilikleri karşılıyorlarsa admine geçebilirler. Mesela Anglo-Saksonlar ve Yunanlar bir kral olarak admin'e geçebilirler. Aynı zamanda şöhre seviyemizin en az 3 veya daha üstü olması lazım. Ülkemizdeki önemli vasalların bize karşı en az 50 veya daha fazla görüşe sahip olması lazım. Bir de 1500 altın ve 1500 prestij. İdari yöntemleri benimse. Efendim vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Artık yeni bir çağ. Bakın burada <laughs> arka arkaya sürekli böyle özellikle bizim tuttuğumuz yerde bir konak inşa edildi ve bu konakta da bunlar gelmeye başladı. Yeni bir dönem. Rum Sultanlığı gibi büyük bir ülkeyi yönetmek ve yeniden organize etmek her baba yedin harcı değil. Eskiden kişisel bağlılıklarla yönetilen bir yapı artık valiler ve memurlarla yönetiliyor. Tabi bu reformlardan etkilenmemiş belli başlı kısımlar var. Özellikle Atabey Hafız, ülkemizdeki en güçlü kişi. Bu yöntemlere geçmedi. Ama artık bunun da süresi uzun değil. Ülkemizdeki kanuniyet yayıldıkça ailemiz ve vasallarımız da artık bu yeni toplumsal yapıyı ve merkezileşmeyi benimseyecekler. Artık bu topraklarda kanun geçerli. Bakın burada söylüyor zaten belli başlı vasallar buna geçmedi. Ama sonrasında geçilmesi için ikna edilebilir. Mesela bakın Paflagonya valisi. Kendisi geçmemiş olabilir. Bakın burada bizim kuzenimiz var 12 yaşında ama Anadolu valisi. Antalya valisi. Biz Mersin taraflarını tutuyoruz. Rum valisi. Burada iki tane görmüş olduğunuz gibi hala aşiret kalmış kişiler var. Kendisi savaşta olduğu için bunu benimsemeyecek. Bu da savaşta. Mesela bakıyoruz. Frankiye İmparatoru Bizans'a savaş açıyor. Kutsal savaş. Hırvatistan Krallığı için kutsal savaş var. Fakat bu sefer Bizans'ın arkasında bayağı kişi toplanmış. Yani <laughs> Bizans İmparatoru da öyle az buçuk bir adam değil. Ama yani görmüş olduğunuz gibi Rum olarak Bizans'ın canına okuduk arkadaşlar. Artık bundan sonra böyle bir yapı var. Artık idari yapıya geçtiğimiz için bizim verasetimiz de değişti ve ülkemizdeki en güçlü, en yetenekli adam sayılan Vali Ahmet var. Kayseri yönetiyor. Biz bunu değiştirebiliriz istersek, mümkünse bir bakalım. Burada artık Rum Krallığı diye geçiyoruz. Bizim varisimiz ikinci sırada. Aralarındaki skor farkına bakın. Birincisi 276, ikincisi 275. ...birazcık nüfus harcayarak... ...yani birinci sıraya yerleşmesi için... ...yeterince nüfus harca diyerek... ...mesela... ...sanırım yanlış kişiye oy verdik. Biraz öyle oldu. Evet yan yanlış adaya oy verdik ya. Ay, dur. Aynen öyle. Gücünü yükselttik. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık... ...burada... ...görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar... ...yeni başarımızı da açtık. Yeni yönetim... ...tıpkı eski yönetim gibi... Yeni bir bildirim geldi. Kutalmış oğlu artık güçlü bir Rum ailesi sayılıyor. Yani bizim kendi dejur krallıklarımız içerisinde burada. Çok acayip bir krallığız. Ya yani aramızda böyle İznik krallığı var. Burayı da böyle alaydık. Çok... Başkenti Bizans'a mı taşıyoruz? Uf, mükemmel. Bizans'ı bize kaybetmişiz. Ne diyeyim ki yani. Artık vergi yükümlülükleri yok. Biz de istersek admin olmayan vasalları buradan tıklayarak biraz gerekirse nüfus harcayarak biraz bizden hoşlanmasını sağlayarak onları admin yapabiliriz. Hatta bakın imparatorluk ordularımız bile var. Burada mesela fazladan kolmuş olduğu gösterilen ordular var. Bunları kaldıralım mesela. Şunu da kaldırdık. İstesek artık şu an mesela bakıyoruz. Kralız, Türkmeniz ancak admin olduğumuz için 4 artı 2 6 eksi 2 4 yapıyor. Fakat hiç sorun değil. İmparatorluk ordularına geliyoruz 3 tane ünvan tutuyoruz. Krallık ünvanı ve iki tane ayrıca düklük ünvanı var. Biz bunlara buradaki sınırlar dahilinde istediğimiz kadar düzenli asker slotu yerleştirebiliriz. Tıpkı Bizans gibi güçlü olabiliriz. Şu an tabi borca girdik. Başkenti de İstanbul'a taşıdık. Artık bundan sonra mesela bakıyoruz. Aa bir dakika. Ne oluyor ya? Talmışoğlu ailesi mi? Hayda. Burada biraz saçmalamış olabilirim. Adayınızı belirlerken dikkat etmeniz gerekiyor. Yani eğer bir kişi bir ünvanı kaybedecekse ta burada bakıyorsunuz bizim oğlumuz sadece utanmış oğlu ailesi ünvanını alacak. Yani bir konağı olacak ama ülkeyi yönetmeyecek. Ülkeyi yöneten kişi yapay zeka olacak ve Ahmet'e geçecek. Bunu düzeltmek için nüfuzunuzu arttırmanız gerek ve nüfuzunuzu kullanarak adaylık skorunda ünvana gelip buradan mesela bakıyorsunuz birinci sırada. Gayet güzel. Rum Sultanlığı. Anadolu Sultanlığı mesela kaybedecek diyor. Biz istersek mesela artık Anadolu Sultanlığı'nı yok edebiliriz. E bunu yapmamız iyi olur çünkü ayrı bir krallığa bölünür aslında. Bunlar yok olmadı. Dejur unvanlar olmadığı için aslında kalabilir. Çünkü ne kadar çok krallık unvanınız varsa o kadar prestij kazanırsınız. Ancak eğer benim verasetimi bu öldürecekse ben bunları iptal ederim. Ben bunu yok ediyorum. Meşruiyet kaybediyormuşuz. Kontosu o zaman yok edeyim. Yani meşruiyet azıcık kaybettik. Evet hiç problem değil ama. Mesela şu an bakıyoruz. Evet şu an hiçbir sıkıntı yok. Veraset penceresinde kaybolan hiçbir ünvan yok. Bu da şu demek oluyor. Benim elimde tutmuş olduğum ünvanlar. Biraz elimize para geçti. Bizim elimizde tutmuş olduğumuz bütün ünvanlar. Eğer herhangi bir kayıp yok ise doğrudan bizim belirlediğimiz varise gider. Tabi artık idari hükümette olduğumuz için de istersek mesela erkek çocukları böyle bu şekilde yetkiye bağlı kalmaksızın diyelim. Mesela böyle arttırdım. Biraz belki bir bakalım nüfuzumuzu arttırmaya çalışabiliriz. Mesela bir festival düzenleyelim ya yapabiliyorsak ha. Bizans'a çağırayım hatta amacımı da. Ha nüfuz arttırma yapamıyor muyuz? Peki. Nüfuzu nasıl arttırabiliriz peki? E biz şeye bakalım o zaman bizim konağımız var bir yerlerde. Uf. Müthiş bir konağımız var arkadaşlar. Bunlar otomatik geldi. Ben bunlara hiçbir şey yapmadım. Bizans'tan mı çaldık konağı anlamadım ki yani. Bizans'ın konağı ne durumda? Aa bir dakika. Uranos ailesi. Konağı sen mi tutuyorsun? Vallahi evet adamın konağı yok şu an. Bizans imparatorunun kendi konağı yok arkadaşlar. Mükemmel. Bu kadar çökerttik Bizans'ı. Nefret ediyor bizden. Hatta istersek deriz ki mesela ya bu idari yönetim bizim hiç hoşumuza gitmedi. Biz eski yöntemleri geri dönelim. Yani tekrar aşireti benimseyelim. Artık yani idari hükümet olduğunuz zaman, admin olduğunuzda Evet bu kadar artık bundan sonrası admin demenize de gerek yok. Artık isterseniz mesela dersiniz ki ya bu admin gerçekten sıkıntılı yönetemiyorum zor sürekli bir şeyler kaçıyor bir yerden. Biraz fazla para gidecek ama buradaki şartları karşıladığınız zaman mesela 4. seviye taht otoritesi ve bir imparator olmanız durumunda tekrardan eski yöntemleri geri dönebilirsiniz. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Tahmin ettiğimiz gibi başardığımızı düşünüyorum en azından. Yani topraksız olarak başladık. Dördüncü nesildeyiz yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. Canan öncesinde talmış oldu Süleyman. Sonra Canan öldükten sonra babamız Bahadır. Babamız Bahadır da iyi yaşadı yani. 19 sene falan hükümde kaldı. Sonrasında biz 58 yaşındayız ama sağlığımız gayet iyi. Ve güçlü bir ülke yönetiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi asker gücümüz biraz azaldı ancak hiç problem değil. Ekonomimiz çok iyi. Daha fazla para kazandıkça buralara orduları ekler ve nitelikli bir orduyla da ilerleyebiliriz. Ve son olarak mümkünse ben bu seriyi de burada noktalamak istiyorum. Bence çok eğlenceli oldu. Çok güzel bir şekilde ilerledik. Hiç ummayacağımız şeylerle karşılaştık size öyle söyleyeyim. Yani ben mesela Bizans'ın İslamiyet'e geçeceğini hiç tahmin edemedim. Tam bu özellikle İran tarafları, Orta Doğu taraflarındaki karmaşa anlaşılır da yani bu ne şimdi? Adam toprakların kritik kısımlarını kaybetti. Neredeyse şu an yani İstanbul'u kaybetti adam. Ona rağmen sağlam bir ordusu var ve bakın burada görüyorsunuz bunlar alayı düzenli askerler. O kadar toprak kaybetmesine rağmen aylık 14 kazanıyor. Yani Bizans'ta harbiden böyle çok oturmuş bir yapı var. Devlet para kaybetmiyor galiba artık. Ya da biz bozduk, bilmiyorum. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım bu video özellikle bu seri hoşunuza gitmiştir. İlerleyen zamanlarda ki özellikle önümüzdeki hafta mümkünse belli başlı topraksız karakterler için böyle tekil ya da ikişerli videolar çekmeyi düşünüyorum. Aklımda güzel planlar var. Özellikle başarımlar üzerinden gidebiliriz belki. Ki başarımları olan kendine has karakterler de var. Onlarla belki maceralar da bulunabiliriz. Neden olmasın. Dolayısıyla lafı daha fazla uzatmadan eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü görüşü ve düşünceyi yorumlarda bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.